Şimdi kulübün borç durumuyla ilgili bize gelen bilgiler, denetim kurulumuzdan gelen bilgiler ışığında size aydınlatabileceğim. Kamu aydınlatma platformu dediğimiz KAP'a bildirilen, açıklanan daha doğrusu KAP'ta açıklanan Trabzonspor Sportif Yatırım Futbol AŞ'nin hesaplarıdır bildiğiniz gibi. Yani borsaya kotu olan şirketimizin, kulüp olarak şirketimizin hesapları bildiriliyor. 31 Ağustos dönem itibariyle verilen hesabına göre sizlerin de yazdığınız gazetelerde, basında, internet sitelerinde çıktığı gibi borcumuz 10 milyar 357 milyar lira. Hepimiz bildiği bir rakam, doğru mu? 10 milyar 357 milyar lira. Evet, milyon. Özür dilerim. Kısa vadeli alacaklarımız ise 2.999 toplamda kısa vadeli alacaklarımız. Nedir bu kısa vadeli alacaklarımız? Trabzonspor'un şirketinin alacakları 31 Ağustos'tan sonraki alacaklarıdır. Bunlar da naklen yayın, sponsorluk, reklam gelirleri, ticari ürünlerden alacaklarımız, bayilik sisteminde ticari ürünlerin alacakları dahil olmak üzere 2.9 milyar TL alacağımız var. Bu kısacası 10 milyar 357 milyon verilen rakam genel borçtur. Alacaklar ve kasada olan naklen yayın gelirleri ve bu alacaklarımız dahil edilmemiş bir hesaptır. 10 milyar 357 milyondan 2 milyar 999 milyonu düştüğümüzde kalan hesabımız 7 milyar 358 milyar liradır. Tekrar ediyorum, bu borç Sportif AŞ'nin borcudur. Bizim kulübümüze bağlı diğer şirketlerimiz var. Dernek olarak eski adıyla andığımız kulüp şirketimiz olarak yok ama kulübün hesapları var. Diğer şirketler var. Neler var? Futbol AŞ var. Ticari ürünler AŞ var. Bu şirketlerin birleşilmiş konsolide hesaplarını ortaya koyduğumuzda 31 Ağustos'tan Eylül ve Ekim'i dahil ettiğimizden ve bu kongrede 31 Ekim itibariyle vereceğimiz hesap olduğundan 31 Ağustos'ta 31 Ekim arasındaki 2 ayın farkı ortaya konulmamıştır. Yani 10 milyar 357 milyon alacak solo hesap olarak tek başına borçtur. Solo hesapta düşünmemiş 2 milyar 999 milyon TL borç alacak vardır. Bunlar konsolide edildiğinde 7 milyar 358 milyon lira, demin dediğim gibi bir hesap var. 10 milyar 357 milyon söylenen rakam genel borçtur. Alacaklar düşünmemiş olduğunu tekrar ederek söylüyorum. İyi anlaşılması açısından. Bugünümüze geldiğimizde demin söylediğim gibi Eylül-Ekim geliri, Eylül-Ekim gideri arasındaki fark artı olmakla birlikte sermaye artışından da gelen 2 milyar 450 milyar milyon TL bulunmaktadır. Şimdi hesabı tam rakamla verirsem bunu da sizlere verebilirim yazılı olarak. 7 milyar 358 milyon TL 31 Ağustos itibariyle Sportif AŞ'de bir borç görünüyor. Net borç. Eylül-Ekim geliri 2.450 ve Eylül-Ekim gelir gideri arasındaki fark da bindiğinde 2 milyar yaklaşık olarak 2.5 milyar TL bir bakiyemiz oluşuyor. Alacak bakiyemiz. Bunu da 7 milyar 358 milyon TL'den düştüğümüzde toplam borcumuz sonuç itibariyle 4 milyar 858 milyon TL'ye geliyor. Sportif AŞ'nin borcu. Ve sonuç itibariyle konsolide ettiğimizde kulüp ve diğer şirketlerin de alacakları dahil edildiğinde 918 milyon TL olacak alacaklar düştüğümüzde 3 milyar 940 milyon TL borcumuz vardır. Yani bize denetim kurulundan gelen borcun toplamı bütün şirketler, bütün kulüp hesapları dahil olmak üzere konsolide edilerek verilen hesap 3 milyar 940 milyon TL'dir. Kamuoyuna KAP'ta yansıtılan borç ise konsolide edilmiş olarak söylüyorum 7 milyar 358 milyon TL. Bunu da aydınlatmış olayım dedim.